Bu eseri eski Malatya'daki Ulu Cami. Yani restorasyon çalışmaları olduğundan şu anda kapalı. Dışını görebiliyoruz. Oldukça şifalı bir bitki. Çiçeği, tomurcuğu, meyvesi, yaprağı şifalı olduğu bilinen işte kapari. Kendine bir yer bulmuş. Güneşli, susuz yerleri sever zaten. O da meyvelerini vermiş. Eski Malatya açık hava müzesi gibi. Dışı tarihi eserlerle dolu. Burada çok güzel motifli taşlar vardı. Böyle üst üste yığmışlar, yanına da sopadan bir dayak vermişlerdi. Öyle görüntülemiştim şimdi. Onlar yerle bir olmuş. Bazıları kaybolmuş. Sopayla korumuştuk. Şahabiye Kübra Medresesi, onun kalıntıları bunlar. Ulu Cami'nin güneyinde yer alıyor. 1363-1376. İleride bir şey görünüyor da. Hötüm Dede ziyareti. Ben bildiğim için fark ediyorum ama kamerada sanırım yansımayacaktır. Şu eski minarenin hemen sağ tarafında bana göre. Hötüm Dede. Orada bir çukur varmış dediler. Yürüyemeyen engelli çocukları genellikle götürüyorlarmış. O çukura ayaklarını, deliğe daha doğrusu ayaklarını sokup çıkarıyorlarmış yürüsün diye. Halkın inancı bu. Yani ben doğru olduğunu iddia etmiyorum. Ben duyduğumu söylüyorum. Çaresizlik her şeyi yaptırır insana. Çaresiz insan. Buralar hep kapari. İşte bunlar kapari. Çiçekleri, tamurcukları, meyveleri, hepsi şifa kaynağıdır. Meyveleri de yılan karpuzu da diyorlar buna. Turşusu yapılıyor, türlüsü yapılıyor. Yaprakları ve çiçeği çay olarak kaynatılıp içilebiliyor. Yani tarihi eserlerden kapariyi geçtik. Gözümüze ne görünürse, ay çok güzel. İşte ya bu da hayatın gerçeği. Eskilere dayanarak yaşamımızı sağlam tutuyoruz ama günümüzde de yine eskilerin yöntemine çok ihtiyaç duyuyoruz sağlıklı yaşamak için. Çünkü eskiye bir dönüş var. Eski Malatya böyle adım başı tarihi eserlerle dolu. Roma surları, artık insanlar zamanında bilinçsiz olarak yıkmışlar, taşlarını kullanmışlar. Şimdi korunuyor artık. Nezir Gazi Hötüm Baba Türbesi tam adı. Nezir Gazi Hötüm Baba Türbesi. Şu da çok güzel.
güzel bir eser. Nasıl güzel işlenmiş. Dolgu tuğlalarla. O yuvarlaklığı nasıl güzel vermişler. Hepsi yan yana duruyor gibi görünüyor ama tuğlaların. İşte Nesir Gazi Ötürbaba Türbesi. Bu. Geç şu görünüm. Şabe-i Kübra Medresesi'nin şu bir kemerinde. Kemerden de Ulu Cami'nin kubbesi görünüyor. Kemerin birçok kısmında bizim sünger taşı dediğimiz ilginç, özgün, güzel, hafif taş kullanılmış. Şu taşlara inip çıkalım. Nasıl olacak ama? Ay işte geldim. Ziyaret saatini kaçırmışım. 11 ile 15 arası diyor. Nesir Gazi Ötürbaba Türbesi. Yürümekte güçlük çeken çocukları getirirler ve yürüyeceğine inanırlar. Halkın inanışı bu. Sacide Sultan yazıyor birini. Diğeri de Nesir Gazi Türbesi yan yana. Fatıl Gazi Hazretleri'nin soyundan geldiği biliniyor.
sağlığında kırık ve çıkıkları manevi şifa ile tedavi ettiğinden söz ediliyor. Meşhur Ulu Camimiz ve Şehabettin Kübra'nın